Kayseri siyaseti ve Türkiye siyaseti şu anda ısındı ve seçim satım haline girildi. Bütün partiler seçim için, adaylıklar için ve milletvekili çıkartabilmek için şehrinden yarışıyorlar. Ee, biz her zaman ne diyoruz? Yeniden Refah Partisi olarak bizim derdimiz makam ve rakam değil. Bizim derdimiz her zaman için millete hizmet diyoruz. Milletin kendisi izliyoruz, ta kendisi izliyoruz. Dolayısıyla bir görüyorsunuz çatışma olmayan, Veyahut da adaylık sürecinde birbiriyle hiçbir şekilde böyle çatışma ortamına girmeyen tek parti yeniden Refah Partisi. Dolayısıyla bizim görüşümüzde öncelikle millete hizmet ve e, nedir? Bir partinin çatısı altında dava şuuru vardır. Ve biz milli görüş davası e, e, çatısı altında her zaman millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Vay bizim aday olmuşuz var olmamışız. Bunlar bizim şu anda konuştuğumuz meseleler değil. Biz seçimde öncelikle zafere odaklandık. Biz milletvekili zaten çıkartacağımızı biliyoruz. Genel merkezimiz bu konuda kime görev verdiyse, kimi uygun gördüyse biz onu bekleriz ve biat ederiz. O konuda da inşallah milletvekili yapabilmek için arkasında da saf durur ve seçimde zafer çıkmaya bakarız. Refah Partisi'nin özelliği budur. Diğerlerini görüyoruz. Ya birisi gidiyor işte CHP'nin bugün gördük olaylarını. Maalesef hiç yakışmayan olaylar. Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olaylar. Çok şükür ki bizim partimiz bu konuda çok temiz bir partidir. Diğer taraftan İyi Parti'nin Mesela bakıyoruz biz Temmuz ayında, yaz aylarında böyle tatil zamanı, Kayseri'de insanın olmadığı bir zaman, herkesin tatilde olduğu bir zaman ve iş güç zamanında biz Erciyes Kültür Merkezi'nde Kayseri'nin en büyük salonunda Yeni Refah Partisi olarak tam Temmuz'un sıcağında kongre yapıyoruz ve salonun %90'ı dolu. %80-90 arasında bir doluluk oranı var. Ama İyi Parti'ye bakıyoruz, e, milleti yönetmeye İddialı bir partiiz diyorlar. Altılı Masa'nın en büyük partisi diyorlar. Kayseri'de iki milletvekili çıkartacağız diyorlar. E bakıyoruz Kadir Has Kültür Merkezi'ni dolduramıyorlar. Yani böyle de bir görüntü var. Dolayısıyla milletimiz de bunu görüyor. Yarın göreceğiz ki Yeniden Refah Partisi hem salonları gümbür gümbür patlatacak hem de sahalarda gümbür gümbür bir şekilde yer alacaktır. Ne Altılı Masa ne başka birisi. Yeni Refah Partisi bu milletin özüdür ve seçime yakın zamanda göreceğiz ki 3 ay 4 ay var. biz zaferle çıktığımızı herkes görecek ve Kayseri'nin artık siyasi haritasını ve siyasi konjektürünü sadece biz değiştirebiliriz. Bunu görüyoruz. Milletin umudu yönünde de sadece Doktor Fatih Erbakan var. Görüyorsunuz dedi ki tek başımıza gireceğiz. İttifaka girdiler girecekler derken tek başımıza gireceğiz. Ama şu değil. Biz ittifaklar konusunda seçim satım haline tam girildiği zaman, seçim tarihi açıklandığı zaman genel başkanımızın kararına bütün teşkilatlar olarak tam bir şekilde uyumlu ve biat ederiz. Ve o şekilde de genel başkanımızın emri doğrultusunda zafere odaklanırız. Ve 3 günlük hamam kampını yaptık biliyorsunuz. 3 günlük kamp çok verimli geçti. Ve yeni bir parti olmamıza rağmen salonlar tıklım tıklım doluydu. 81 ilden il başkanlarımız gelerek orada fikirlerini beyan ettiler. Ve genel başkanımız hani biz ittifaka girdik oldu bitti değil 81 il başkanına da 3 gün boyunca kürsüde söz hakkı vererek saygı duyduğunu ve bizim demokrasi anlayışımızın başkaları gibi sadece demokrasi adı altında değil gerçek demokrasi uyguladığı gibi kanıtlamış oldu. Ve biz ne diyoruz? Doktor Fatih Erbakan'ın arkasında saf tutarak biz bu milletin derdini biliyoruz ve bu milletin derdine derman olmaya geliyoruz. Askeri ücretlisi, emeklisi, çiftçisi, köylüsü, memuru hepsi bizi bekliyor. Biz de bizi beklediklerinin farkındayız. Biz çatışma siyasetinde değiliz. Görüyorsunuz diğer partiler çatışırken biz buradayız. Diyalog ve kardeşlik çerçevesinde diyoruz ki burada gelecek var, burada umut var. Doktor Fatih Erbakan bu milletin yeni yüzyılında, yani tekrar söylüyorum yeni yüzyılındaki cumhurbaşkanı ve İslam ümmetinin lideridir. Dünyalı dünyadaki tüm İslam aleminin umududur. Artı İslam alemi haricinde 8 milyar insanın da umududur. Çünkü bizde önce adalet, önce liyakat vardır. O, diyoruz ki biz Yeniden Refah Partisi olarak Kayseri'de kendimizi biliyoruz. Kayseri'de ne yapacağımızı biliyoruz. Kayseri'de kaç milletvekili çıkartacağımızı biliyoruz ve az kaldı. Herkesin dediği gibi biz geliyoruz. Yeniden Refah Partisi artık bundan sonra Kayseri'de ve Türkiye'de söz hakkına sahiptir ve iktidarın en büyük adayıdır diyorum. Bütün halkımızı da bizi izlemeye ve bizimle birlikte yol yürümeye davet ediyorum. Seçimler çok yakın ve biz projelerimizle yakında insanımızın karşısına çıkacağız, milletimizin karşısına çıkacağız ve Kayseri'de iyi bir milletvekili oranı çıkartarak birinci parti olacağız diyorum.